Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çilekli traliçe yapacağım. Çok lezzetli, hafif, bol sütlü, iftardan sonra özellikle çayın yanında rahatlıkla yiyebileceğiniz güzel bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Buyurun tarifi. Öncelikle çilek sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için 2 su bardağı doğranmış çileğimiz vardı. Bunu rondodan kıydım, taneleri kalmayacak şekilde. Ayrıyeten 1 su bardağına yakın suyumuzu aldım. İçerisine 1,5 yemek kaşığı nişasta koydum. İçerisine ilave ettim. Nişastamız fark etmiyor buğday mısır olarak. Ben mısır kullandım. 4 kaşık toz şeker ilave ettim. Ve bunu çırparak kurulaşmasını bekleyeceğiz. Koyulaştıktan sonra altını kapatmadan önce 4-5 damla kadar limon suyu ilave ediyorum. Ve 1 çay kaşığı vanilya ilave ettim. Karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Kesinlikle kabuk bağlamasın, arada gidip gelip. Kek hamurunu hazırlamak için 4 adet oda ısısında beklemiş yumurtamız var arkadaşlar. Beyazını ve sarısını ayırdım ben. Ve küpük küpük olana kadar çırpacağız beyazını. Ardından yarım su bardağı toz şekerimiz var. 200 milimlik bardaklar, küçük boyutlarda yani. Yarım su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra krema kıvamına gelene kadar çırpacağız tekrar. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvam aldı. Krema haline geldi. Yumurta sarılarını teker teker içlerini alıp tekrar çırpacağız. Ve 1 su bardağı unumuzu eledim. 1 paket kabartma tozu ve vanilya koydum. Bunu fazla Evet, kek hamurumuz çok güzel oldu. Homojen bir kıvam aldı. Bir yandan tepsimiz var, borcamımız. Yağladım ve unladım. İçerisine aldım. 165 derecelik ısıtılmış fırına vereceğiz arkadaşlar. Fırından çıktıktan sonra muhakkak soğumaya bırakın. Ilınacak, ılık bir kekimiz olacak yani. Bir yandan üstündeki sosu için malzemelerimiz 3,5 su bardağı sütümüzü koyuyoruz. Eğer az sütlü seviyorsanız traliçeyi 2,5 su bardağı yeterli. Yarım su bardağı toz şekeri ve 1 küçük kutu kremamızı ilave ediyorum. Yani 200 milim. Bunu karıştıracağız. İçindeki şekeri ve kreması eridikten sonra altını kapatacağız ocağın. Kaynamayacak. Evet, kekimiz soğumuş. Ilık bir halde. Sosumuz da zaten ılıktı ve soğudu. Üzerine alıyoruz. Hepsini boşaltıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Şişecek. Hemen anında şişiyor kekimiz.